Efendim sizin HR Saati'nin ikinci bölümünden tekrar merhabalar sevgili Bahar TV izleyenleri. İkinci bölümümüze çok değerli konuğumla merhaba diyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Kurulu Sekreteri Arzu Parlak Hanımefendi şu an yanımda. Evet. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ben de geldiğiniz için evet, teşekkür Bahar ediyorum TV'ye size. Bahar TV'ye teşekkür ediyorum ben bu arada. Evet. Nasılsınız? İyi, siyaset yoğun. Şu an seçimler de yakın biliyorsunuz. Evet. Şu an dolu dizgin seçimlere doğru gidiyoruz. Peki tanımayanlar için Arzu Parlak kimdir? Evet. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Evet. Ben kendim uzun yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmaktayım. Kadın evet. kollarında bulundum. Şu an en son yapılan kongrede İl Disiplin Kurulu'na seçildim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum ve bundan da büyük onur duyuyorum aynı zamanda. Evet. Çünkü şu ana kadar başka siyasi partileri de gözlemliyorum. Ama kendime en yakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni görüyorum. Evet. Çünkü bir Cumhuriyet kadını olarak, bir evet. Atatürk sevdalısı olarak. Bu partiye kendimi çok yakın hissettim ve o yüzden şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. Aynı zamanda ben de televizyoncuyum, öyle mi? Programcıyım. Evet, evet siyaset evet. programı yapıyorum. Evet, merak ettiğimiz, merak edilen sorular çok fazla. Evet. Bu bağlamda size hemen bir soru sormak istiyorum. Tabii buyurun. Toplumda kadının yeri nedir sizce? Evet. Şimdi toplumdaki kadının yerine önce ben Atatürk'le başlamak istiyorum. Evet. Kadına seçme ve seçilme hakkını verdiğinden bu yana kadın nerelere geldi? Neredeydik, neredeyiz? Evet. Onu ben bir karşılaştırmak istiyorum. Şu an Atatürk'le bu haklar Cumhuriyet'le bize verildi. Evet. Yalnız bu hakları biz yeterince kullanabildik mi? Kadın olarak bunu kullanabildik mi? Önce onu sorgulamak lazım. Evet. Şu an siyasete bakıyoruz. Kadınlar gerçekten sanki bir vitrin gibi. Ya işte bir de bir kadın yazalım. Olsun. Dercesine. Oysa kadın da düşünüyor. Kadının da fikri var. Ve ben inanıyorum ki yönetimlerde kadınların daha başarılı olacağına, evet. daha titizlikle çalışacağına, bu her iş yerinde vardır. Evet. Mesela kadınlarımız çalışan vardır, evde ev hanımı bile, düşünün evi derleyip toparlayan, İçişleri Bakanı denir, evet. tüm işleri yapan, ekonomiden tutun, çocukların bakımından, evin temizliğinden, hepsini yapan kadındır. Kadın aynı zamanda annedir, kadın siyasetçidir, kadın iş kadınıdır. Bu kadar rolü yapabiliyoruz, evet. düşünün. Peki, sonuçta anneyim değil mi? Evet. Evde evim var, işim var, belli bir çalıştığım işim var, siyaset yapıyorum, halkın içindeyim ama ben bunların hepsini başarabiliyorum. Evet, ne mutlu size. Değil mi? Erkek 12'de geliyor, siyaset yapıyor, eve geliyor, her şey hazır, yemek hazır, yatağına kadar belki hazır. Evet. Ama kadın, biz bir toplantıdan geldiğimiz zaman hemen mutfağa giriyoruz. İşte evet. yemek ne yesek, çocukların dersleriyle ilgileniyoruz. Yani bizim rolümüz daha bence kadın çok, olmak çok evet, zor. Zor. Peki siyasette kadının yeri sizce istenilen seviyede mi? Hayır, şu an istenilen seviyede değil. Evet. Ben isterim ki şu an kaç belediye başkanımız var, kaç evet. milletvekilimiz var, bu rakamlara bakmak lazım. Niçin kadına yer verilmedi? Bunu sorgulamak lazım. Acaba kadınlardan mı kaynaklandı? Yoksa erkekler bize yer mi vermedi? Şimdi bakıyoruz milletvekili sıralamasına bakalım. Ya kadınlar 6. 7. hep geri sıralarda. Evet. Niçin 1. 2. değil? Niçin ön sıralarda değiliz? Ben isterim ki şu an tüm illerde belediye başkanı kadın adaylarımız çıksın. Evet. Bizler de destek olalım. Ama şu an Gaziantep'te Şahin Bey bölgemizde bir kadın adayımız var. Diğer partilerde bilmiyorum kadın adaylar var mı? Ama şunu söylemek istiyorum. Bizim bir tüzük kurultayımız oldu. Kadınlara %30 kota verildi Cumhuriyet Halk Partisi evet. tarafından. Bunun amacı nedir? Kadını siyasete teşvik etmek, kadınlara yer vermektir. Peki sizce Arzu Hanım kadın siyasette neden hep geri planda? Şimdi bakın siyaset öyle bir şey ki kadını demin de söyledim size. Kadını bir vitrin olarak görüyor. Şimdi kota diyoruz. Aslında ben kotasız da seçime girmek isterim. Evet. Çünkü sonuçta onlar da benimle eşit. Kotayı niçin verdi biliyor musunuz? Evet. Kadınlar ön sıralara giremedikleri için. Şimdi şu an bizim %30 kotamız var. Yani bu ne demektir? 10 kadının yani 10 seçilenin 3'ü kadın olacak.
Bu yönetimlerde, il yönetiminde, ilçe yönetimlerinde, belediye meclis üyelerinde. Bakın, kadın kotasını özellikle getirdik. Evet. Kadına teşvik olsun diye getirdik. Ve tüm kadınlarımızı da artık siyasete davet ediyorum burada. Eminim belediyelere, yerel yönetimlere kadın eli değdiğinde daha temiz olacağını düşünüyorum. Peki, aynı zamanda bir anne olduğunuzu söylediniz. Her başarılı kadının arkasında bir erkek var mıdır? Çünkü her erkeğin arkasında başarılı bir kadın olduğu söylenir. Şimdi o erkeğe bağlı. Yani destek mi olacak, köstek mi olacak? Evet. O önemli. Bazen köstek olsalar dahi o bizi kamçılayabiliyor. Evet. Şimdi mesela bana bazen soruyorlar. Ya işte siz böyle partiye gidiyorsunuz, eşiniz kızmıyor mu? Yani sonuçta bu da bir çalışmadır, bu da bir iştir. Evet. Biz memleket için... bu belki de kadınlar için, onların sorunları için buradayız, siyasete giriyoruz. Onlara bir nebze faydamız olsun diye. Şimdi ne yapabilir? Kadın ne yapabilir? Evinde oturur. Şu zihniyeti hiç sevmiyorum. Kadın evinde oturur, temizliğini yapar, bulaşık yıkar, çocuk bakar. Ya kadına biçilen rol bu şu an. Oysa bu rolü artık biraz aşmamız lazım. Evet, farklı yerlerde olmamız lazım. Peki siyasete girmek nereden aklınıza geldi? Şimdi ben siyasi bir aileden geliyorum. Evet. Benim annem de rahmetli Kadın Kolları Başkanlığı falan yapmıştı döneminde. Biz o dönemden bu yana sürekli, ben çok küçüktüm, annem beni partiye götürürdü. Evet. Partinin yürüyüşlerine götürürdü, eylemlerine giderdik. Hatta lise çağımda elimden tutardı. O dönemlerde belediyeler, 3 belediyeyi de kazanmışlardı 89 seçimlerinde. Evet. Ben orada çok hatırlıyorum, böyle havalanlarına karşılamaya giderdim. Deniz Baykal'dı genel başkan o sıra. O günden bugüne ben siyasetin içindeyim. Evet. Yani aileden gelen bir şey. Ama aileden de gelmese de ben şu an her kadının siyasete birazcık ilgi duyması lazım. Evet. Bu ülke nereye gidiyor? Bu halk nereye gidiyor? Bilinçli toplum. Bilinçli toplum. Şu an eğitime girmek istiyorum aslında biraz. Şu an Gaziantep'te eğitim sorunu çok önemli. Evet. Bizim çocuklarımızın geleceği çok önemli. Eğitimde Gaziantep sonuncu sıradayız. Niçin sonuncuyuz? Kadın bunu sorguluyor mu? Benim çocuğum yarın niçin eğitimde nereye gelecek? Hep isteriz ki çocuğumuz okusun, iş güç sahibi olsun. Evet. Değil mi? Kim aileler dershanelere para akıtır, işte okusun diye özel hocalar tutulur. Peki bu kadar emek boşa gider mi? Gitmemesi gerekiyor. Değil mi? Gitmemesi Sezin gerekiyor. Hanım, yani önemli olan nedir? Eğitim bizim birinci, en önemli değerimiz. Evet, haklısınız. Eğitim seviyesini ne kadar yükseltirsek bilinçli toplumu o kadar yaratırız. Evet. Peki merak ettiğim bir konu daha var. Siyasete başladınız. Peki ilk başladığınız zamanlarda olsun, şimdi olsun size destek mi oldular yoksa köstek mi oldular? Şimdi dediğim gibi, hani ben aileden geliyorum dedim. Her zaman burada biraz anlayış önemlidir. Muhakkak. Mesela eş olsun, kardeşler olsun, anne baba olsun teşvik de edebilir. Tabii. Ama engel de olanları da gördüm. Yani biraz siyasi partiler daha çok erkek ağırlıklıdır. Evet. Erkek kalabalık toplum çok olduğu zaman işte o kadar erkeğin içinde ne işin var, niye gidiyorsun oraya gibi sözlerle onları biraz uzaklaştırmışlardır. Alışılmışların evet. Dışına çıkmak biraz ama zor, bir de cesaret ister. Değil mi? Yani biraz tabii medeni bir cesaret gerektirir. Artı biz kadın olarak çoğalırsak, parti içinde de çoğalırsak, inanın o ortadan kalkacak bence. Evet, diyecekler hani bir sürü kadın var. Tek giden kadın siz değilsiniz. Kadın haklarını savunmaya gerek yok. Onlar her zaman, haklıdır diyor ama bakalım haklı mıyız? Evet. Sormak istediğimiz sorular çok fazla. Dışarıdan gelen sorularımız da var. Evet. Siyasette kadın olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Şimdi siyasette kadın olmanın avantajı. Evet. Avantaj şu. Azınlıktasın. Evet. Sonuçta hani o kadar böceğin arasında bir çiçek derler ya, bazen öyle hani göze batıyor, hani bir kadına da oy verelim, kadın olsun diyen. Ve şu zamanda bu çoğaldı, artık kadınlara görev verelim. İnanın evet. Bizim kendi parti içinde şu an mutlaka kadın olmalı diyen bir kitle var. Evet. Bu çok sevindirici, çünkü onlar da bizim başaracağımıza ve bize güveniyorlar. Eskiden belki de daha az cesaret ediyorlardı.
Şimdi eskiye rağmen tabii biraz daha bir gelişme oldu. Artı evet. bizi kota biraz heyecanlandırdı ve cesaretlendirdi. Evet. Bakın %30'luk bir kota bize cesaret verdi. Eğer olmasaydı belki diyebilirdik ya boşa seçilemem. Niye gireyim, niye aday olayım, evet. niye kendimi boşa yorayım diyebilirdik ama bizi gerçekten heyecanlandırdı. Buradan da Kemal Bey'e teşekkür ediyorum tüm kadınlar i̇stemek, adına. İstemek başarmanın yarısıdır. Evet. Hani en azından bir amaç uğruna bu yola baş koymuşsunuz. Evet. Dilerim istediğiniz her şey de gerçekleşir bu bağlamda. Kadının şiddet konusunda alınması gereken en önemli şeyler evet. neler peki? Biliyorsunuz, şimdi ben o konuyla ilgili konuşmak Türkiye'nin istiyorum. Türkiye'nin kanayan evet. yarası bu. Şimdi bakın kadına şiddet. Şu an biliyor musunuz 50 bin tane kadın evet. karakollara müracaat etmiş durumda. Koruma istemiyle. Evet. Eşleri tarafından şiddet, taciz yahut komşu tarafından yahut iş yerindeki patron tarafından. Bakınız kadına şiddet önlem dediniz. Kesinlikle cezalar caydırıcı değil. Evet. Önce cezalara bakacağız. Şimdi diyor örneğin eşi kadına bir tokat attı, dövdü. Bu kadın karakola gidecek. Karakolda diyor ki şikayetçi misin? Evet. Şimdi kadın düşünüyor. Yani ben bundan şikayetçi olsam geri de olur ya barışırsak bu beni evde bir daha döver. Niye evet. döver? İşte beni bir de karakola götürdün. Düşürdün. Karakollara düşürdün. Beni rezil ettin. Ve kadın ondan biraz çekiniyor. Artı çocukları olan kadınlar biraz kadın aslında yapıcıdır. Yuvasını yıkmak istemez. Hiçbir kadın evet. yuvasını yıkmak istemez. Ama nasıl olur artık hani burama geldi dayanacak gücüm kalmadı. Veya kadının zaten eğitimini bu yüzden istiyoruz. Yarın bir gün ayrıldığı zaman evet. inanın kendi ayakları üstünde durabilmeli. Bunu yapamıyorsa zaten boşanamıyor. Ya ailesinin yanına gidiyor. Orada bir hani şey gibi sığıntı gibi. Evet. Annesi babası komşular tarafından dışlanıyor. İşte filanın kızı boşanmış gelmiş. Bilinçli toplum olmak çok önemli. İşte bilinçli toplum olduğumuzda evet. bunların hepsini yeneceğiz. Hani kadın o durumda zaten şikayet etse bir türlü dert, etmese bir türlü dert. Evet, onu demek bir de, istiyorum. Biliyorsunuz küçük gelinler evet, var. O da bizim bir kanayan yaramız maalesef burada. Bakın bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Kadın Fatma Şahin. Evet. Ben ona buradan sesleniyorum. Şu an çocuk gelinlerin önü açılıyor. Bakın liselere evlenme geldi. Lise çağındaki bir çocuk, önce siz de bilirsiniz, evlenmek için 18 yaşın altındakilere aileleri evet. belediyede nikah kıyılmıyordu. Evet. Şu an bunlar tamamıyla ortadan kaldırıldı. Şu an ne yapılıyor? Doğuya gidin 12 yaşındaki çocuk 40-50 yaşındaki adamla evlendirilebiliyor. Yazıktır, günahtır bu çocuklara ve yani. Ve o çocuğun çocuk yaşta çocuğu Çocuk oluyor. Yaşta çocuk denecek çocuğu evlendirin. Düşünün, bunun okuması lazım. Evet. Bu çocukların, özellikle kız çocuklarının okuması lazım. Evet. Bunu burada tüm izleyicilerimize de söylüyorum. Anne olan, lütfen kız çocuklarınızı okutun. Kız çocuklarınızın ekonomik bağımsızlığı olmak zorunda. Haklısınız. Evet. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Geçen bir şey okudum. Twitter'dan işte beni biri buldu. Evet. Fatma Şahin Bakan yazmış. Ben ona yardımcı oldum. Sayın Bakanım, herkes Twitter kullanmıyor ki. Hele de kenar semtler, varoştaki evet. bayanlar Twitter'ı ne bilsin? Evet, maalesef işte. Değil mi? Herkes yani, Twitter kullanmıyor. Size ulaşmak herkesin için bilgisayar, internet yok zaten. Değil mi? Evet. Düşünün ya varoşlarda oturan bir kadın interneti nereden kullansın? Artı diş hekimliğine gidiyorsun. 182'den randevu al diyor. Ya kadın okuma yazma bilmiyor ya. Bu kadın nasıl randevu alacak? Biraz daha işte eğitim seviyesi yükseldikçe evet. bunları aşacağız. Ama şu an Gaziantep bu konuda hala biz bu seviyede değiliz. %80'i varoş olan bir memleket şu an. Ve %80 varoş olan memlekete kimse marka şehir demesin. Evet. Burası marka şehir değil. Peki sizce kadınların en önemli sorunları neler? Şimdi bakın kadınların en önemli sorununa gelelim. Şu evet. an Gaziantep'teki ev kiralarına değinmek istiyorum özellikle. Yükselen ev kiraları. Ben geçen perdeyi yıkattırdım. Camda perde yok. 10 kişi zile bastı bu ev kiralık mı diye. Evet. Bakın gençler bana dünden beri yazıyor programa çıkacağımı duyan gençler. Biz ev bulamıyoruz. Evleneceğiz ama ev yok. Üniversite öğrencileri yazıyor. Biz diyor başka memleketten geldik ama Gaziantep'in ev fiyatları Paris'ten de pahalı. Evet. Biz nasıl okuyacağız?
Şimdi buradaki sıkıntı bunun bir an önce çözülmesi lazım. Bunu çözecek kişi kim? Bunu belediyeler sağlayacak. Bakın Gaziantep göç alan bir memleket. Doğudan göç aldı. Evet. Artı mülteciler de geldi. Evet. Şu an biliyor musunuz 20 bin tane mülteci aile giriş yaptı Antep'e. Ve işte mülteciler Gaziantep'e giriş yaptıkça otomatikman kira da peki bu kadar insan geliyor Antep'e bir giriş var. Peki yapılan konutlar bunları karşılayacak mı? Bugün kış geliyor. Bu insanlar parkta yatıyor. Karşılayamıyor işte maalesef. Bu bir arz talep meselesi. Ne kadar talep çoğalınca ev kiraları o kadar yükseldi. Şimdi Gaziantep öyle bir yapı ki şu an daralmış bir durumda. Evet. Antep artık açılmalı. Yeni imar yerleri açılmalı ve halka konut yapılmalı. Evet. Şimdi diyebilirsiniz ya ben nasıl konut alayım? Asgari ücretli çalışan birisi. 800 lira aylık alıyor. Evet. Şimdi geleceğim o Suriyeli işçilere de geleceğim. Kadın diyor ki ben 800 liraya geçinemeyeceğimi düşünüyorum. Ama Suriyeli geliyor 400 liraya 300 liraya çalışıyor diyor. Evet. Ve o zaman tabii ki işveren onu tercih ediyor. Bakın burada bir denge bozuldu. Evet. Denge bozuldu. Şimdi 800 lira aylık alan bir insanı konut sahibi yapabilir mi? Aslında yapılabilir. Yapabilir. Asıl sosyal belediyecilik budur. Siz konut yaparsınız. İnsanlara uygun, ucuz taksitle bunları ev sahibi yaparsanız en büyük sosyal belediyecilik budur bence. Ama insanlar da yetiştiremiyor artık. Şimdi şöyle, evet, 60 tane konut yapıyor, 20 bin kişi müracaat ediyor. Bakınız, demek ki ne olacak? Belediyenin yapacağı tek şey burada, konut yapacak. Yeterince. Yeterince konut yapacak. Bunun için de arsa gerek. İmarı açmak zorunda. Evet. Yani şehri, bu dar sıkışmış şehri genişletmek zorunda. Evet. Zira Gaziantep de öyle küçük bir şehir değil. 2 milyon nüfusu var Gaziantep'in, evet. Bakın. 2 milyon nüfusu ulaşmış. Ve siz bunun bu talepleri karşılayamıyorsanız demek ki başarısızsınız demektir. Evet. Ben bu belediyeciliği başarısız bulurum. Evet. Ondan sonra gelelim Suriyeli ucuz işçilerden bahsettik. Artı ortak olup iş yeri kurmaları. Bakın Suriyeliler kendi üzerlerine iş yeri açamıyorlar. Ortak oluyorlar Türklerle. Onların üzerine iş yerleri açıyorlar. Artı en tehlikeli durum kuma olarak gelen kadınlar. Evet. Yani bakın bu çok önemli. Şu an Suriyeli mülteciler buraya geldiler. Bu kadınlar inanın fuhuş yapıyor diyenler var. Çok üzülüyorum. Sonuçta onlar da bir kadın. Yazık. Onlar da bir kadın. Ama bizim buradaki ev düzenimiz, ailelerimiz bozuldu denirse, buradaki dokuyu değiştirirlerse bunun önünü alamayız. Bu daha kötü sonuçlar doğuracak. Bakın, bunlar bu yıl geldiler. Bir 5 yıl sonrasını düşünün. Evet. Ne olacak? Nereye doğru gidiyoruz? Daha da kötüye de gidebilir. Daha da kötüye gidiyor. Çünkü kuma olarak onlar çok yadırgamıyorlar. Mesela biz kızlarımızı kuma olarak vermeyiz. İstemeyiz böyle bir şey. Ama onlar zor durumda. Evet. Bakın trafiğe çıkıyorum 10 tane çocuk dilenci yanıma geliyor. Çarşıya çıkıyorum peşimde 10 tane Suriyeli. Evet. Ne olacak bu insanlar? Çadır kent yaptınız. Yeterli mi? Değil. Değil. Ha diyorlar ki ya siz vicdansızsınız bunlar da insan. Tamam kucaklayalım yardımcı olalım ama bunu yapacak kişi biz değiliz ki. Şu evet. an belediye sizde, iktidar sizde. Ben ne yapabilirim? Yani bunun çözümünü hep beraber bulacağız. Evet. Önemli olan bu. İnşallah en kısa zamanda bir şeyler... Yani hep iyi niyetlerimiz etkili, var. Artık ben şu konuya değinmek istiyorum. Suriyeli plakalı araçlar geziyor burada. Evet. Şimdi bu araçlar Allah göstermesin birinin çocuğumuza çarpabilir. Yahut arabamıza da çarpabilir. Yaşlı yolda gezen ninemize de çarpabilir. Biz bunu kime şikayet edeceğiz? Kime söyleyeceğiz? Bakın plakalar o kadar uzun ki okunmuyor bile. Evet. Çarpıp kaçabilir bu. Yani ben orada bunu başvuracağım. Neresi var? Hiçbir yer yok. Bizim şöyle bir çözümüm var. Geçici olarak bu araçlara plaka verilmesi. Evet. Yani 3 aylık, 6 aylık sigorta yapılması. Evet. En azından kendi güvenliğimiz ve onların güvenliği açısından. Evet, haklısınız. Yani bu tür çalışmaların yapılması gerekiyor. Peki Arzu Hanım, sohbetimize devam edeceğiz. Komik videolarla devam edelim. Biraz da gülelim. Tamam. Havamız değişsin derler tamam, ya. Tamam, evet.
Sevgili Bahar TV izleyenleri, gülebilmek ve güldürebilmek adına komik videolarla beraberliğimize devam edeceğiz. Sonrasında ise Arzu Parlak'la olan muhabbetimize, sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beraberliğimize devam ediyoruz sevgili Bahar TV izleyenleri. Sizinle Çay Saati'nin bugünkü konu Arzu Parlak ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arzu Hanım, özellikle belirtmek istediğiniz, konuşmak istediğiniz neler varsa evet. Buyurun lütfen. Şimdi ben biraz sosyal belediyecilikten bahsetmek evet. istiyorum. Şu an kadınlarımız özellikle varoşlara gittiğimizde bu insanlara bir kere şuna dikkat etmek lazım. Sosyal belediyeciliğin gerekliliğidir. Yardıma muhtaç aileler tespit edilir. Bu insanlara yardım edilir. Evet. İnsanların kapılarına getirip 5-6 torba kömür atmak yahut Ramazan'da onların omuzlarına ağır gıda paketlerini yüklemek
Bence sosyal belediyecilik değil. Evet. Bir elin verdiğini bir el görmezdi. Değil mi? Evet. Yani biz böyle yapılanlar. Yapılan bir şeyi yalnız üzerinde de satılmaz diye yazıyor bakın. Evet. Kapının önüne atıyorlar o kömürü ve bütün mahalle görüyor onun oradan belediyeden kömür aldığını. Artı bir de şu var. İnsanlar bunu yapılırken gerçekten ihtiyaç sahiplerine mi veriliyor? Bakın burada büyük bir adaletsizlik var. İhtiyacı olan da alıyor bunu, ihtiyacı olmayan da. Yani birilerini devreye sokup da ya bana işte şuradan bir kömür alır mısın, ayarlar mısın? Böyle bir şey olamaz. Sosyal belediyecilikte bu yoktur. Gerçekten ihtiyaç sahibini bulacaksınız ve gidip o aileye yardım edeceksiniz. Artı ben bayanlarımıza da şunu söylüyorum. Hani derler ya önce işte filan aldı ben de gideyim alayım. Evet. Gerçekten bunu ihtiyacı olanlar alırsa en azından evet. Bence daha sağlıklı bir şey olur. Artı biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak aile sigortamız vardı. Evet. Bu neydi biliyor musunuz? Bu proje çok güzel bir projeydi ama nedense bir türlü belki inandıramadık. Şimdi evde oturan, hiçbir geliri olmayan kadına aylık asgari ücret civarında bir ücret verilecekti. Ha, bu niçin verilecek? Bu sosyal belediyenin gerekliliği açısından. Bu kadın para kadının hesabına yatırılacağı için bankadan parayı o çekecekti. Bakın öyle güzel bir proje ki hani eşi elinden almasın bile düşünülmüş. Para direkt kadın çekecek. Evet. Ondan sonra gidecek kömürü ihtiyacım var gidip alacak. Çocuğunun kırtasiyesi mi var gidip alacak. Bakkala borcu mu var gidip alacak. Ve biz böyle bir projeyle sunduk. Ama bize dediler ki ya nereden vereceksiniz? İşte buna bütçe nereden olacak? Buna bütçe nedir biliyor musunuz? Evet. Buna şu an bu kadar kömür, gıda nereden veriliyor? Evet. Onlar para değil mi? İnanın böyle bir onurlu bir şekilde bizim Türk kadını, özellikle Gaziantep'teki kadınlarımızın her türlü onurlu ve şerefli olduklarını biliyorum. Onların onurlarını incitmeden, zedelemeden bu yardımları onlara vermemiz lazım. Artı diyorlar ki yani ihtiyacı olan alıyor, almayan alıyor. Önce insanlar bunu almaya biraz utanırdı. Şimdi bakıyor ki ihtiyaç sahipleri de olmayanlar da almaya başladı. O diyor ki ya ben ondan daha fakirim gideyim ben de alayım. Bakın bana balık tutmayı öğret. Bana balık verme demiş. Bir Çin atasözü. Bana balık tutmayı öğret. Bu çok önemli ya. Hazırı herkes alır. Ama önemli olan çalışmak, mücadele etmek. Şu an kırsal varoşlara gittiğimizde inanın çoğu erkek çalışmıyor. Çalışmamasıyla beraber öyle bir tembel toplum oluşuyor ki özellikle bu toplum gelecekte nasıl olacak? Geleceğimizi nasıl bizi nasıl bir toplum bekliyor? Gaziantep'in dokusu değişti. Şimdi ben buradan diyorum ki kesinlikle bu aldığınız yardımlar, süt parası, kömür bunların hepsi sizin zaten anayasal haklarınız. Başka bir partide gelse, başka bir partide seçimi kazansa sizler bunları alacaksınız. Böyle bir korkunuz olmasın. Çünkü sosyal devlet anlayışında bu zaten vardır. Peki Arzu Hanım, lafınızı bağla kestim. Evet. Sorulması gereken çok sorumuz var. Dışarıdan gelen sorularımız da var. Ben hepsini es geçmek istemiyorum zira. Evet. Kadının hayata başarılı olması için neler yapılması gerekir? En önemli olan unsurları sizlerden dinleyebilir miyiz? Şimdi kadının başarılı olması için en önemli şey bir kere rahat çalışması lazım. Evet. İş yerinde olsun, kendi işinde olsun, evinde olsun bir kere huzurlu olması lazım. Muhakkak. Şimdi düşünün evde huzursuzsunuz. İnsanın beyin yorgunluğu en kötü şeydir. Hiçbir verim alamazsınız. Moralsiz insan, şu an buraya moralsiz gelseniz, akşam evde tartışmış olsanız inanın verim alamazsınız. Eyvah eyvah, doğru söylüyorsunuz. Düşünün. Demek ki her şey biraz motivasyon, evet. Moral, huzur ortamında yapılan her şey ve güven ortamında bir yapılan iş her zaman başarıya ulaştıracaktır. Evet, artı evet. Kadınlar biraz azimli olacak, güçlü olacak. Pes etmeyecekler. Pes etmeyecekler. Hani en ufak şeyde hani ağlarlar falan. Asla ağlamayın. Güçlü olun hayatta. Vazgeçmek kadınlara yok, göre değil. Vazgeçmeyecek. Dört elle tutunması gerekiyor. Tabii. Hayata sıkı sıkı yapışacaklar. Başka çare yok. Evet, çalışan kadınların ve annelerin en önemli sorunu nedir peki evet. Bu bağlamda? Şimdi bakın çalışan kadınlara biraz düzenleme geliyor. Evet. İşte süt izinleri, çocuk bakımları için işte kreşlerde bazı düzenlemeler geliyor ama yeterli değil. Evet. Şimdi
Kadın harıl harıl bakıcı arıyor. Çocuğuna baktıracak. 3-4 çocuğu. Başbakan 5 çocuk diyor ama bu 5 çocuğa nasıl bakacak? Evet. Yani 800 lira asgari ücret alan bir aile 5 çocuğa bakabilir mi? Bu bundan mantıksız bir şey var mı yani? İşin o tarafı var tabii. İnsanlar hani bizde şöyle bir şey var. Bakabildiğiniz kadar, yapabildiğiniz kadar değil ama bakabildiğimiz kadar yapalım çocuk. Kadının işte çalışan kadın, iş yerinde tacize uğrayan kadınların sorunları var bakın. Bu bir kanayan yaramız. Ona iş veriyorsa onun sonunda karşılığını alıyorsundur. Ben buradan bazı iş yeri sahiplerine de söylüyorum. Sonuçta bu insanlar kendi alın terlerini kazanmak için bu kadınlar sabahları evlerinden çıkıyorlar. İnanın o ulaşımda dolmuşlara zor zekat binerek o sıkıntılarla iş yerine geldiklerinde inanın onlar bile ekmek parası için çalışıyor. Evet. Bu kadınlarımızı hor görmeyelim. Onların alın teri bizim en önemli şeyimizdir. Onların alın teri şerefidir yani. Peki belediyeleri kadın elinin değmesi belediyelerde ne değişiklikler getirir? Evet, o bizim sloganımız zaten belediyelere kadın eli değmeli diyorum. Evet. Çünkü kadınlar titiz çalışır. Evet. Gerçekten her anlamda. Her anlamda evde de titizdir, iş yerinde de titizdir. Evet. Şimdi bakın sizin belki masanız daha temizdir. Bir erkeğin masasına gittiğimde daha böyle işte çay yani en ufak bir örnek. Evet. Şimdi ben belediyeciliğe geldiğimiz zaman kadınlar belediyede daha titiz dedim ve daha en azından ekonomik israf yapmayacaktır. Şimdi ben birkaç israf örneği söylemek istiyorum. Şimdi asfalt makineleri vardır. Finisher deriz. Evet. Peki silindir deriz. Ben biraz bu konulara meyilliyim, araştırırım. Bu finisherin fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar? 500 bin. İki tane şu an belediyede var. Evet. Ne yapıyor biliyor musunuz? Evet. Şu an yağmurun suyun altında. Çürümeye terk edilmiş. Yazık. Celal Doğan zamanında alınmış asfalt için. İki tane de silindirimiz var orada. Peki bunlar niçin çalışmıyor? Çürümeye terk edilmiş. Bakın bunlar milli servet. Evet. Bunlar birer milli servet. Artı işte şeye veriyor. Müteahhite veriyor. Diyor ki ya ben yapmayacağım sen yap. Peki müteahhit nasıl yapıyor? Şimdi hani israftan dedik ya. Evet. Biz orada en azından israfı kurtaracağız kadın olarak. Ben diyeceğim ki ya bu makineler niye burada yatıyor? Hadi bakalım bunlar çalışsın. Çünkü bunlar zaten belediyenin malı. Soran çıkmıyor mudur sizce? Yani muhakkak soranlar... Yani ben bunu araştırıyorsam, sorguluyorsam bu araçlar niye orada bağlı? Çünkü belediye artık asfalt yapmıyor. Bakın özel şirkete veriyor. Şimdi özel şirketin yaptığı asfaltla kendi belediyenin yaptığı asfaltı bir kıyaslamak lazım. Evet. Şu an Celal Doğan'ın yapmış olduğu asfaltlar hala yerinde duruyor. Bakın bunlarınki asfalt değil, yama yapıyor bunlar. Biz yama öğrenmişiz. Ve bir yağmur yağdığında, kar yağdığında ne oluyor? Kalkıyor. Araçlarımızın ön düzeni kalmadı diyebilirim. Evet. O yüzden kullanılan malzemeden çalınıyor. Seksek oynaya oynaya ilerliyor. Yani insanlar araç olarak da zararda. Evet. Görüntü olarak da çok büyük bir görüntü kirliliği. O yollardaki delikler, içleri su doluyor yağmur yağdığı zaman. Artı köprü altlarındaki alt geçitler. Bir yağmur yağdığında su basıyor. Yani şimdi ben hani burada belediyecilik anlamında diyorum tasarrufu söyledik. Yine şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi belediye araçları var. Evet. Belediyenin kendine mahsus araçları var. Bu araçlar nerede? Nerede? Bu araçlar garajda. Yılda ve Yılda diye bir şirketten kiralanıyor. Evet. Araçlar. Yani aslında isim vermemiz şey olmaz burada da birkaç özel şirket otokiralamadan kiralanıyor. Şimdi bu kilometre başına belediye bu araçlara para öder. Şimdi mesai bitti. Ben belediyede bir müdürüm. Yahut herhangi bir mühendisim yahut bir şeyim orada. Bir daire müdürüyüm. Saat 5'te benim belediyenin işiyle, arabasıyla işim bitti. Evet. Ben o arabayı belediyeye bırakmam lazım. Değil mi? Evet. Çünkü o araba kilometre başına belediye o araca para ödüyor. Şu an öyle yapılmadığını öğrendik. Birkaç bize gelen şikayetlerde bunu kendi evlerine götürdükleri, sabahlara kadar bindikleri ve bunu kilometre başına belediyeden ücret alındığını, bakın bu araçların yakıtı belediyeden, bu araçların bakımı belediyeden, bunların hepsi sizin bizim cebimizden çıkıyor. Evet. İşte tasarruf derken, inanın kadın geldiğinde o belediyenin belki de karı iki katına, üç katına çıkacak.
Çünkü biz buradan tasarruf edeceğiz. Kadın biraz daha eldekini, avuçtakini tabii, tutmasını biliyor. Tabii, evde de öyledir. Mesela evet, evde de öyledir. Tabii. Aman işte şunu harcamayayım, şunu biraz savurganlık yapmayayım. Eşi çalışır parayı belki de. Çoğu getirir, karısına verir. Evet. Çünkü o daha ekonomik davranıyordur. Evet. Aynı şey belediye için de bizim için geçerli. Evet. Biz bu belediyeyi güzelleştireceğiz. Artık bana yazan bir arkadaşımın sorusunu söylemek istiyorum. Ulaşımla ilgili. Bu dolmuşlar kaldırılacak diyor. Bakın burada birçok insan ekmek yiyor. Dolmuşlardan, toplu taşım. Evet. Bunlar kaldırılıp ne olacak? Yerine ne verilecek? Her şey bir muamma. Yani bu insanlar yıllardır, bu ortak olan var, bu işte şoförlük eden var. Yani bu kapıdan bir sürü ekmek yiyen insan var. Muhakkak. Ne olacak bunlar? Şimdi zamlara geleceğim birazdan. Yani ekonomi dediniz, zamları da birazdan anlatacağım. Her şeye zam geliyor ama niye bizim asgari ücrete 20 TL zam geldi? Bakın yine emekliye geleceğim. Emekliye intibak yasası dediler. Evet. İntibak yasası nedir? Fark. Dediler ki bütün emeklinin maaşını eşitleyeceğiz. Aradaki uçurumları kaldıracağız. Ne kadar verdi biliyor musunuz? İntibak. 1 lira. Ha çocuklar dedi 1 milyon. Ha 1 milyon var ya 1. 1. 1 TL ile 20 TL arasında intibak yasası verdi. Evet. Şimdi asgari ücrete ne verdi? 20. 20 TL ile ne yaparsınız? Bir çay bir simit yersiniz ve bunu senede bir zaten bir artışlar. Zaten paranın adı var. Para markete gidiyorsun bir zaten şimdi o AVM'lere geleceğim gidiyor. Yani o küçük esnafı öldürdüler ona geleceğim. O AVM'lere, kredi kartları borçlarına hepsine geleceğim. İnanın bütün bunların çilesini kadın çekiyor. Evet. Adam eşi evde kartları döküyor önüne. Şu karta şu kadar var, bu karta bu kadar var. Aktar dönder, ondan alıp ona yatırmalar. Ve bu aile içi bir huzursuzluk aslında. Borç geliyor, kiminin evine icra geliyor. Bunun neden böyle oldu sizce? Evet. Şimdi küçük esnaf, önce bakkalımız vardı bizim. Hani giderdik, borca yazdırırdık falan. Şimdi bakın AVM'ler var. AVM'lerin açılmasıyla beraber küçük esnaf da kepen küçük esnafı kepen kapandı. Kunduracı, ayakkabıcı, ne bileyim buna benzer bir sürü iş yeri şu an bitirmiş durumda. Gidiyor AVM'ye şu elindeki kredi kartı. Bunu nakit yok çünkü. Her şeyi oradan alıyor bakın. Temizlik malzemesini, giyimi, ayakkabıyı ve bu sefer diğer esnaf kaldı. Çünkü her harcama oradan yapılıyor. Diğer esnaf şöyle kalıyor. Orada nakit parasıyla alışveriş yapıyor belki ama parası olmayınca küçük bakkalına gidip yazdırabiliyor. Bakkalına yazdırıyor. Artı kredi kartlarını harcama yaparken sanki bunu geri ödemeyecekmiş gibi. Evet. Öyle bir mantık var. Evet. İşte faizlenerek, katlanarak çok kişinin intiharına sebep olan bu kredi kartları inanın günme günde çoğalıyor ve büyük bir tehlike arz ediyor benim için. Evet. Şu an biliyor musunuz benim kredi kartım yok. Ben kullanmıyorum. Benim de yok. Yani bir de hani onun stresine mi girmek istemiyorum? Belki o olduğu zaman hani daha rahat harcama yaparım diye mi korkuyorum? Evet ona biraz da, bile. O ha. Bende de var. Evet. Haklısın. Var mı sizde de? Gerçekten benim kredi kartım kredi yok. Kredi kartının olduğunu, o kredi kartım olsa olduğundan fazla harcama yapacağımı biliyorum. Değil mi? Kadınlar biraz da sever alışverişi, evet. Alışveriş çılgınlığı yaparlar. Evet. Hani bir şey görmüştür mutlaka bunu almalıyım. Evet. O an irade dışı evet, şeyler de olduğu için. Hani alsam bir şey olmaz. Ha. Öyle birikip bir... Alır sonra öderim. Evet. Gibisinden ama bunlar zaman zaman büyüyecek ve bir dağ olacak onun için. Evet. Ve bu konuda da ben her zaman AVM'lere karşıyım. Küçük esnafımızı yaşatalım. Onlar bizim kültürümüz. Bakırcılar. Bakırcılar mesela bunlar evet, bizim Gaziantep'imizin kültürü. Yemeniciler. Bu insanlar artık iş yapamaz oldular. Evet. Çünkü Gaziantep'in değerleri vardır. Bizim kendi değerlerimiz vardır. Bu değerlerimizi yok edemeyiz. Demin söyledim işte israftan bahsettim. Belediyenin israfından bahsettim. Evet. Oysa kadın demeyelim. Gerçekten kendini bilen en azından bu benim vergilerimle olan bir şey ya. Bunu kadın bir kere sorgulamalı. Şimdi diyor ki ya işte Kurban Bayramı'nda bana bir poşet vermedi. Ya bir poşetin maliyeti nedir?
Ya hiçbir yani, şey değil aslında. Hiçbir şey değil. Bakın bunu bile önemsiyoruz biz kadın olarak. Evet. Demek ki o an hani o pislik koyun kesildikten sonra yapılan şeyler toplamak için. Ha daha önceleri veriyorlardı, ben gördüm. Yani şimdi demeyelim, güzel yapılan şeyler de var. Evet. Mesela kentsel dönüşüme gireceğim. Ev konut konut yokluğundan bahsettik. Biraz da kentsel dönüşüme vaktimizi gireceğim. Vaktimizi de yavaş yavaş dolduruyoruz. Biraz sormak istediğiniz evet. ve sizin söylemek istediğinizi toparlarsak. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum en son olarak. Efendim bir paket açıldı. Evet. Biliyorsunuz bu paketten ne çıktı? Bu paketten işçiye bir şey çıktı mı? Yok. Emekliye bir şey çıktı mı? Memura bir şey çıktı mı? Kadına bir şey çıktı mı? Yok. Bu paketten ne çıktı biliyor musunuz? Evet. Bu paketten başörtüsüne bürünmüş X, Q harfleri çıktı. X ne işimize yarar bizim? Yani anlamı nedir? Yani X, Q bizim Latin harflerine X, Q, W geldi. Evet. Bu benim ne işime yarayacak? Yani. Ya bir vatandaş olarak soruyorum ya, ne işinize yarayacak bu harfler? Biz bunları kullanmıyoruz. Bakın biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bu ülke bir cumhuriyettir. Evet. Kesinlikle kimse Türklüğü, Türk'üm demek ırkçılık oldu. Türk'üm deyince ya siz kafatasçısınız ya işte ulusalcısınız. Ya ben Türk'üm ama. Ben bunu inkar mı edeceğim yani bu yaştan sonra? Yok asla. Türklük nedir biliyor musun? Evet. Bir ulusun adıdır. Bunun içinde Alevi vardır, Kürt vardır, Sünni vardır. Ve biz bunlarla yıllardır kardeşçe yaşadık. Değil mi? Yani bu dışlama, öteleme olmamıştır. İnsanları ayrıştırmayın. Artı Cumhuriyet Bayramı. Bakın biz ne dini bayramlarımızdan vazgeçeriz. Ne milli bayramlarımızdan, ne Atatürk'ten vazgeçeriz, ne bayramımızdan vazgeçeriz. Olması gereken aslında o. Şu an Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili bir şey de söyleyeceğim. Evet. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. Kırkayak'ta saat 15'te toplanacağız. Cumhuriyeti kutlayacağız. İnanın bu bayramlar bizi birbirimize bütünler. Muhakkak öyle. Artı andımızın kaldırılmasına da çok büyük tepki gösteriyorum. Andımızın kime ne zararı vardı? Yani burada çalışkanım, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, bunda ne vardı? Evet. İşte paketten bu çıktı. Maalesef. Yani şu an kesinlikle kadınlarımız, özellikle kadınlarımız gerçekten bu memleketi seviyorlar. Ben özellikle çok gidiyorum mesela kadın kollarındayken varoşlara gidiyorum. Ya işte birini gördükleri zaman hemen kucaklarlar böyle evlerine oturturlar, çay yapmak isterler. Misafirperverdir aynı zamanda. Tabii ki. Ama gittiğimiz zaman ben gidiyorum kadın çayı komşudan istiyor, tüpü komşudan. Çok fakir insanlarımız var. İşte asıl belediyecilik şimdi devreye girmeli evet. diye düşünüyorum. Evet. İhtiyaç sahibi değil de burada birilerini kayırmak adına yardım değil de gerçekten ihtiyacı olanlara o yardım verilmeli diye düşünüyorum. Evet. Bu anlamda da teşhisi iyi yapmaları. Tabii. Tabii. Şimdi burada muhtarlara büyük görev düşüyor. Evet. Bunu tespit edecek bir komisyon kurulmalı bence. Özellikle bu komisyon da kadınlardan kurulmalı ki hani onlar bilirler hangi kadının hakkını, hukukunu, evet. Kimin daha çok ihtiyacı olduğunu bir komisyon kurularak bu evler tespit edilmeli evet. ve bir elin verdiğini bir el görmeden, o insanlarımızın onurunu incitmeden sosyal belediyecilik budur. Evet. Benim şeyimde yani. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Süremiz bitti mi? Maalesef süremizi aşıyoruz ama son mesajınız varsa izleyicilerimize onu da alalım. Sonrasında da sonlandıralım artık. Evet. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Ben Şehit Kamil bölgesinden belediye meclis üyesi aday adayıyım aynı zamanda. Onu da söylemiştik galiba başta. Evet. Şimdi sadece İbrahimli'ye yatırım yapılmasın. İbrahimli'ye de olsun ama şu geçtiğimiz Karşıyaka girişinde Korutürk Caddesi var. Orada iki tane araç geçemiyor bakın. O kadar yol dar ki ve 5 yıldır belediyecilik yapıyorsunuz. Evet. Ki o kadar kentsel dönüşüm yapıldınız. Yerler oldu, arsalar, evler yıkıldı. Evet. Peki niye bir okul yapılmadı? Bakın eğitimden bahsettim demin. Evet. Gaziantep'in kanayan yarasıdır bu eğitim. Niçin okul yapılmıyorsunuz? Gidin varoşlara, çocuklar derslikte. 4-5 kişi oturan var bir sınıfta. Öğretmene de yazık. 60-70 mevcut sınıflarda de yazık, nasıl ders de anlatacaksın? Evet. Ve ne verebilirsin bu çocuklara? Haklısınız.
Yani buradan artık yetkililere sesleniyorum. İnşallah bize görev verirlerse bu söylediklerimizin hepsini çözmek için çabalayacağız. Evet. Büyük titizlikle çalışacağız. İnşallah. Onu bir kere söyleyelim İnşallah. Yani. Ben çok teşekkür ederim Arzu Hanım. Ben aynı teşekkür ederim bize. Çok memnun evet, oldum. Bu fırsatı verdiniz. Evet, sağ olun. Bizi buluşturdunuz halkla. Sağ olun, teşekkür ederim. Ama isterdim ki soru cevap şeklinde onların da evet. sorularını almak istedim. Bir dahaki sefere o şekilde yaparız. İnşallah, inşallah. Evet, teşekkür ederim size de. Güzel bir program oldu. Teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyenler, kısa bir ara sonrasında buralardayız. Tepeden tırnağa şıklık için Bahanoğlu Giyim size yeter. Tüm okul ve personel kıyafetleri iç giyim ve konfeksiyon çeşitleri kaliteli ve ekonomik fiyatlarıyla Bahanoğlu'nda. Ekonomik ve kaliteli ürünleriyle Bahanoğlu Giyim, Gaziantep Hürriyet Caddesi PTT bitişiğinde. Bahanoğlu telefon 0342 231 11 11. Sevgili izleyenler, bugün de beraberliğimizin sonuna geldik. Son olarak bir öyküyle sonlandırmak istiyorum sizinle çay saatini bugün de. Gitmek isimli uzun şiir diyelim, öykü diyelim artık ne dersek o. Ve bu öykümüzün, hikayemizin yazarı da Can Yücel. Şimdiden emeğine, yüreğine sağlık onun da. Bugünlerde herkes gitmek istiyor. Küçük bir sahil kasabasına, bir başka ülkeye, dağlara, uzaklara. Hayatından memnun olan yok. Kiminle konuşsam aynı şey. Her şeyi, herkesi bırakıp gitme isteği. Öyle yanına almak istediği üç şey falan yok. Bir kendisi. Bu yeter zaten. Her şeyi, herkesi götürdün demektir. Keşke kendini bırakıp gidebilse insan. Ama olmuyor. Hadi kendimize razıyız diyelim. Öteki de olmuyor. Yani her şeyi yüzüstü bırakıp gitmek göze alınmıyor. Böyle gidiyoruz işte. Bir yanımız kalk gidelim, öbür yanımız otur diyor. Otur diyen kazanıyor. O yan kalabalık zira. İş, güç, sorumluluk, çoluk, çocuk, aile, güvende olma duygusu. En kötüsü
Alışkanlık. Alışkanlığın verdiği rahatlık. Monotonluğun doğurduğu bıkkınlığı yeniyor. Kalıyoruz. Kuş olup uçmak isterken ağaç olup kök salıyoruz. Evlenmeler, bir çocuk daha doğurmalar, borçlara girmeler, işi büyütmeler. Bir köpek bile bizi uçmaktan alıkoyabiliyor. Misal ben. Kapıdaki Rex'i bırakıp gidemiyorum. Değil bu şehirden gitmek, iki sokak öteye taşınamıyorum. Alıp götürsem gelmez ki. Bütün sokağın köpeği olduğunun farkında. Herkes onu, o herkesi seviyor. Hangi birimizle gitsin? Sırtında yumurta küfesi olmak diye bir deyim vardır. Evet, sırtımızda yumurta küfesi var hepimizin. Kendi imalatımız küfeler. Ama eğretide yaşanmaz ki bu dünyada. Ölüm var zira. Ölüme inat tutunmak lazım. İnadına kök salmak lazım. Bari ufak kaçışlar yapabilsek. Var tabii yapanlar ama az. Sadece kaymak tabakası. Hepimiz kaçabilsek. Bütçe, zaman, keyif denk olsa. Gün içinde mesela küçücük gitmeler yapabilsek. Ne mümkün. Sabah 9, akşam 18. Sonra başka mecburiyetler. Sıkışıp kaldık. Sırf yeme, içme, barınmanın bedeli bu kadar ağır olmamalı. Hayatta kalabilmek için bir ömür veriyoruz. Bir ömür karşılığı, bir ömür yani. Ne saçma. Bahar mıdır bizi bu hale getiren? Galiba. Ben her bahar aşık olmam ama her bahar gitmek isterim. Gittiğim olmadı hiç. Ama olsun, istemek de güzel. Evet sevgili Bahar TV izleyenleri, sizinle çay saatinin sonuna geldik. İzlediğiniz ve bu beraberliği bizimle paylaştığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın programımız yok. Pazartesi yine aynı saatte 10.30'da görüşmek, buluşmak üzere. Hoşça kalın. Merhabalar sevgili dostlar. Acıdan Tatlı'ya programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Acıdan Tatlı'ya da bugün hamsi balığı var. Hamsi kızartacağız. Mısır unlu hamsi yapacağız. Şöyle mutlaka herkes biliyordur bunu ama bir iki yeni evlenen çiftimiz diyeyim. Benden güneş şeklinde hamsiyi istediler. Ben de yapayım dedim. Tabii ki zor değil. Mutlaka annelerimiz, babaannelerimiz ki bütün hanımlar biliyordur bunu ama bugün güneş şeklinde hamsi kızartacağım mısır unlu ve gerçekten çok taze, tam mevsimi, mevsimindeyken bol bol balık yiyelim. Diğer tarafta da ki mevsim salatası dedim çünkü özellikle turpun, havucun, marulun ki o kadar güzel yeşillikler var ki insan gerçekten doyamıyor bakmaya. Bir de helvamız vardı, un helvası. Onu da tarif edeceğim ben ki tam bir gördüğünüz gibi evde olsun, hani misafir alırken olsun. Tam böyle bir davet yemeği gibi bir şey oldu bu. Şimdi isterseniz mısır unlu hamsi kızartmasını ben bir andan yapmaya başlıyorum. 1 kilo kadar hamsi, 1 kase kadar mısır unu, isterseniz siz eğer mısır ununuz yoksa unla da yapabilirsiniz bunu. Ama unu mutlaka eleyin. Daha güzel ve hamsiniz pütürsüz olur. Ve tuza ihtiyacımız var. Hamsiyi bir güzel ayıtlıyoruz. Başından itibaren içinin o içinde kalan pisliği alıyoruz. Ve hamsiyi İçiyle birlikte bir güzel yıkıyoruz. Hamsinin içinin çok güzel yıkanması gerekiyor biliyorsunuz. Acılık vermemesi için.
Ve sonra onu bir iki kez yıkıyorum ve süzgeçte mutlaka en az bir saat kadar süzüyorum ve yıkandıktan sonra dinlendiriyorum. Bu çok önemli. Ve dinlendikten sonra suyunu iyice saldıktan sonra tuzluyorum hamsiyi. Çok az bir şey. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuzluyorum ve şimdi hamsinin dibini biraz tavanın dibini yağladım. Ve hamsiyi gördüğünüz gibi önce mısır ununa buluyorum. Oldukça parlak. Gerçekten en azından haftada bir kez hafta sonları balık günü yapın. Büyük balık da olabilir tabii. Ben inşallah bir günde size benim bir ballı harcım var. Hani bal konur mu balığa demeyin ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Bal, limon suyu, zeytinyağı, kekik, pul biber, baharatlarla birlikte o büyük balıkları o sosa yatırıyorum biraz ve onunla birlikte fırına atıyorum. Çok lezzetli oluyor. Bir gün inşallah onu da yapacağım burada. Ballı sos. Evet, isterseniz bu hamsiyi böyle baharat sevenler varsa tuzla birlikte pul biber, kekik. Kekik çok yakışıyor. Bir nane bile koyuyorum ben. Bir çay kaşığı kadar. Öyle bir harç yapıp ondan sonra mısır ununa da bulayabilirsiniz. Ama bugün sadece tuz kullandım. Diğer tarafta gördüğünüz gibi bin bir çeşit salatamız var. Marul, beyaz turp, siyah turp, kırmızı turp, havuç, roka. Ne bileyim, gerçekten şükretmek lazım. Rengarenk bu balığın yanına ki mevsiminde ne varsa onu tüketmeye çalışalım. Hani domatesi zamanında yiyelim, salatalığı zamanında yiyelim bence. Şu anda ne bolsa, ne varsa onu tüketmeye çalışalım. Şimdi ben bunları böyle güneş şeklinde diziyorum. Biraz sonra tavanın altını yakacağım. Tek tarafını kızartacağım ve herkesin evinde tava kızartma, hamsi kızartmak için çevirme kabı yoktur ama ben bunu normal, aynı normal evde gibi bir tabakla çevireceğim. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi güzel bir şekilde sıra sıra hamsiler aynı yönde mısır ununa batırarak güneş şeklinde diziyorum. Bunun çevrildikten sonra, piştikten sonra görünümü de çok güzel oluyor. Ben hani süremiz el vermediği için helvayı da önceden yaptım. Daha önceden çok helva yapmıştım biliyorsunuz ama hamsiden sonra veya balıktan sonra çok yakışıyor helva. Ben o tahin helvası da olur mutlaka ama un helvası yaparsanız eğer, ki ben bugün sütlü yapmadım onu. Hani balığın peşinden yenecek diye ben biraz korkarım öyle. O yüzden sulu yaptım. 200 gram kadar margarini veya tereyağını tavada erittim. Eridikten sonra bütün hepsi 2 su bardağı, ölçü su bardağıyla un koydum. Onu bir güzel kavurdum. Artık rengini siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz. Kavurduktan sonra karamelize, ben biraz kahverengileştiriyorum unu. Ve sonra 2 su bardağı, aynı su bardağıyla şeker. 2 su bardağı da su koydum. Aynı bardakla yine. Ve onu sık sık karıştırarak unu, şekeri ve suyu hepsini bir araya böyle getirdim. Yani orada da tor topak oluyor helva oluşunca. Hiç bırakmayacaksınız. Helvanın özelliği, sakın başını bırakmayın. O bırakırsanız ya dibini tutar ya yanar ya pütürleşir ve sık sık karıştırarak helvayı ortada tor topak olana kadar karıştıra karıştıra oluşturuyoruz ve kaşıkla birlikte ters çeviriyoruz. Şimdi güneş şeklini verdim balığın. Şimdi bu yönü kızarsın, çevirme yönünü de
sizlerle birlikte yapmayı düşünüyorum kısa bir aradan sonra. Tekrar hoş geldiniz sevgili dostlar. Hamsi kız arıyor. İsterseniz sizinle birlikte şöyle bir çevirelim. Koydum tabağı normal evdeki tabaklardan ki bunu gerçekten biliyorsunuz satılan yerler var. Hamsi tavası satan yerler var. Tekrar şöyle bir koyuyorum. Ve sık sık çevirirseniz daha lezzetli olur bence. Mevsim salataları yaptık. Gerçekten ne varsa, ne bolsa onu tüketelim mümkünse. Domatese, salatalığa yazın ki benim babam gerçekten ona çok teşekkür ederim. Konserve bile yaptırmazdı anneme. Kışın kışlığı yiyelim, yazın yazlığı yiyelim diye. Gerçekten nohutlar, bakliyatlar hep geride kaldı farkındaysanız. Mevsiminde yiyelim mümkünse her şeyi ve bol bol da balık tüketelim. Evet, bir de sağ olsun yönetmenimiz Oktay Bey limon önerdi. Bir ocağa arkadaşlar gösterirseniz yarım limon koydu. Mutlaka ben de onu yeni öğrendim. Ben hani sobaların üstüne falan koyardık böyle kabuklarını çok küçükken eskiden. Ama bunu bilmiyordum. Balık yaparken koku gitmesi için benim de bir tavsiyem var. Su dolu bir kabın içine bir tatlı kaşığı kadar, şöyle bir çorba kaşığı kadar tarçını koyunuz ve onunla birlikte kaynasın kısık ateşte. Hem de bir taraftan balığınız olsun. Koku gidecektir. Ve ben şöyle balığı tamamladım. Evet, diğer tarafta bir de helva yaptık. Onu da hemen tarif ediyorum. 200 gram kadar margarin ya da tereyağını yanmaz tavaya koyuyoruz. Onu bir güzel eritiyoruz. 2 su bardağı un. Hani bu ölçü bardakları demiştim ya. Onunla 2 su bardağı unu hiç başını bırakmadan bir kaşıkla bir güzel onu kavuruyoruz. Karamelize bir renk olsun. Ben kahverengi yapıyorum. Siz hangi rengi seviyorsanız o renk derecesine gelince bırakın kavurmayı. 2 su bardağı şeker, altını kısın o anda. 2 su bardağı da su. Balık yapmıyorsanız, hani korkmuyorsanız süt de kullanabilirsiniz. Ben bu helvayı normalde sütlü yapıyorum. Daha hoş oluyor. Suyu koyuyorum 2 su bardağı ve bu sefer tavanın altını açıyorum. Bir güzel sık sık hızlı hızlı kavurarak helvayı ortada tortop olana kadar oluşturuyorum ve sonra kaşıkla döküyorum. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Siz de yapın, siz de yiyin. Haftada mutlaka bir gün balık tavsiye ediyorum size böyle güzel salatalar eşliğinde. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle inşallah.